kuşunu ilk eleştirdiğim öyküydü ve Varlık Dergisi'nde yayınlandı. Yayınlandığı zaman gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bilirsiniz, bir yazar için yayınlanmak demek, kendini ilk anlamda deklare etmek demektir, meşrulaştırmak demektir. Çok büyük bir heyecandı. Dergiyi elime aldığımda dakikalarca koştuğumu hatırlıyorum. Ardından 96 yılında gelen Yaşar Nabi Nayır ödülü var. Ondan sonra da öyküler gelmeye başladı. Her öykünün arkasından duyduğum heyecan da arttıkça arttı tabii ki. Sonra ilk kitabım. İlk kitap Peren'de 1998 yılında iletişimden çıktı ve kısmen olumlu eleştiriler aldı. Aslında yapmak istediğim şeyleri başarabildiğimi ya da bunun ipuçlarını veren bir kitap oldu Peren'de. Peren'deyi sevmeme yol açan şey mekan ve zaman üzerinde oynamaya çalışışım ve bunu kadın kimliği bağlamında yapışım oldu. Kadın kimliğine çok inanıyorum çünkü Türkiye gibi bir ülkede kadın kimliğiyle yazmanın, kadın haklarını savunmanın çok önemli bir yer taşıdığına inanıyorum. İkinci kitabımda da Kolombuslu kadınlar olacak. Daha doğrusu Kolombus'un kadınları olacak. Burada da yine kadınlar üzerine yazacağım bir takım şeyler var. Bu kitapta 2000 yılının Nisan ayında yayınlanacak. Yine iletişim yayınlarından. Genel olarak yazdıklarımda eleştirildiğim şeyler diyeyim. Mekanla oynamak, dilin genel kurallarını bozuyor olmak ve okuru rahatlatmıyor olmam başlıca eleştiriler arasında yer alıyor. Ben ise bunları özellikle yapıyorum. Çünkü üst yazı denilen şeyi bu biçimde yıkabileceğime inanıyorum. Dil bilgisi kuralları bakımından özellikle oynadığım şeyler var yazılarımda. Ve tabii ki kadın en önemli noktayı teşkil ediyor yazılarımda. Ben öykülerimdeki kadınları çok seviyorum. Onlar benim içimdeki biricik direnen varlıklar ve o varlıklarla gerçekten önemli bir eylemi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Düşlerimizde yatan eylemi.